Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün kanalımda sizlere acılı ezme tarifiyle geldim. Restoranların sır gibi sakladığı bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Kebap yanında, makarna yanında harika gider. Mantının yanına da çok güzel gidiyor arkadaşlar. Tamamıyla sizin damak tadınıza bağlı. Evet, şimdi bu muhteşem acılı ezme tarifimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Önce yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası. Benim biber salçam acı yalnız. Bir yemek kaşığı kekik. Bir yemek kaşığı nane bir yemek kaşığı pul biber. Bir yemek kaşığı toz biber. Bir kaşığı sumak. Bir çay kaşığı isot. 2 yemek kaşığı kaşar ekşisi. 1 çay kaşığı tuz. Tuzu kendinize göre ayarlayın. 1 çay kaşığı karabiber. Bütün malzemelerimizi iyice karıştıralım. Harika bir sos oldu. Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifimiz. Ama ben şöyle yapıyorum. Eğer misafirim gelecekse akşamdan hazırlıyorum. Dinlenmiş acılı sos inanın daha da güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Tadına doyum olmuyor. Şimdi kenara alalım. Büyük bir soğanım var. Eğer küçük olursa 2 tane yeterli olacaktır. Soğanımı bölüyorum. 3 tane büyük boy domatesim vardı. Onları da bölüyorum. Kabukları soyulmuş domates. Eğer robotunuz küçükse ayrı ayrı da robottan geçirebilirsiniz. 2 tane kapya biberim var. Bunları da doğruyorum. Dört tane sivri biberim var. Başlarını kestim. Onları da ufak parçalara bölüyorum. Robotumuza atıyorum. Bu kadar çok kolay işte arkadaşlar. 5 dakikada. Ve birkaç diş sarımsağım var. Benimkiler küçüktü. O yüzden böyle koyuyorum. Eğer eriyse siz 3 tane koymanız yeterli. İsterseniz koymayabilirsiniz de tamamıyla size bağlı. Robottan geçirirken iyice çok aşırı geçirmiyoruz. Böyle taneleri görükecek şekilde ufak bırakıyoruz. Önce
Acılı ezmemizin çok sulu olmasını istemiyorsanız, eğer domatesinizin çok sulu olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle şu şekilde süzgeçten geçirirsek kendi haline bırakın. O zaten suyunu süzecektir. Fazla suyunu, öyle diyelim. Duruma göre sonradan isterseniz ilave edebilirsiniz. Bakın suyu akmaya başladı bile. Suyunu süzmüş olduğumuz domatesimizi, karışımımızı içine ilave ediyorum. Eğer çok kuru gelirse domates suyumuzdan yine ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. Yarım demet maydanoz doğramıştım daha önce. İyice karıştırıyoruz. Restoranların sır gibi sakladığı tarif özellikle. Restoranlarda kebabın yanında verdikleri o bildiğimiz acılı ezmemiz bu arkadaşlar. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki. Baharatlarını isterseniz daha az daha çok da kullanabilirsiniz. Tamamıyla size bağlı. Evet. Acılı ezmemiz hazır. Öyle görünüyor. Evet, mis gibi oldu. Bunu kapatıp dolapta dinlendirebilirsiniz bir gün. Eğer acilse sunumda yapabilirsiniz. Harika oldu. Suyunu da ilave etmeye gerek yok. Bence yeterli bu. Çok cıvık olacaktı. Süzmemiz iyi oldu. Domatesim etli ve suluydu. Bol bol doldu. 3 tane domatesli acılı ezmemiz. Harika oldu. Mis gibi. Kebap yanında, makarnanın yanına da güzel gider. Mantının yanında, her şeyin yanında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Benden de bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.